Merhaba, bugün sizlere ProTicaret Lokal Kurulumu anlatıyor olacağım. Bilgisayarıma girdikten sonra C-Disk'e Windows System 32 Drivers klasörüne giriyorum. Buradan ETC klasörüne giriyorum. Host dosyasına sağ tıklayıp düzenle diyorum. Web site adresinizi yazdıktan sonra dosyamızı kaydediyoruz. Bilgisayarım C, Inetpub, www.root klasörüne giriş sağlıyorum. Buradan yeni bir klasör açıyorum. Ve buna web site adresimi yazıyorum. Dosyalarımı açıyorum. Hepsini seçip klasörün içerisine yüklüyorum. Evet, dosyalarımız atıldı. Şimdi burada webconfig'deki alt çizgiyi siliyoruz. Devam dedim. Yüklediğim klasöre sağ tık yapıp özellikler diyorum. Güvenlik bölümünden grup veya kullanıcı adlarını düzenliyorum. Tam denetim izni veriyorum. Pasif olanları geçiyorum. Tam denetim izni ver dedim. Şuna da verdim. Tamam. Şimdi ISS'e giriş sağlıyorum. ISS'te siteler bölümüne sağ tık yapıyorum. Web sitesi ekliyorum. Site ismini yazıyorum. Kopyalıyorum. Aynısını yapıştırıyorum. Fiziksel yolunu seçiyorum. C, Inetpub, www.root, localproticaret.org. Tamam. Şimdi uygulama havuzlarına giriş sağlıyorum. Buradan yüklediğim siteyi seçiyorum. Gelişmiş ayarlar diyorum. Net Framework sürümünü 4.0 yapıyorum. 32 bit uygulamaları etkinleştir false'u true yapıyorum. Tamam dedim. Web sitesine giriş yapacağım. Lokale kurduğum siteme. Evet, gördüğünüz gibi yükleme yardımcısı açıldı. Birinci adımı yeni kurulum diye seçip ileri diyorum. Buradan SQL Server'a giriyorum. Management Studio'ya. Evet, SQL Server'a giriş yaptıktan sonra yeni bir database oluşturacağım. Yani bir veri tabanı açıyorum. Database ismini yazıyorum. Kendinize göre bir isim belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında OK'ye basıp bu database'i kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra şurada Connect'e basıyorum. Server name'i kopyalıyorum. Buradaki SQL Server name'i yapıştırıyorum. Kullanıcı adı kısmına SQL'e giriş bilgilerimi yazıyorum. Var olan veri tabanını kullan diyorum. Burada son oluşturduğum veri tabanını kopyaladım. Ve buradaki veri tabanı ismini yapıştırdım. Burası önemli. Temayı NIB olarak seçiyorsunuz. Firma bilgilerinizi isterseniz buradan doldurabilirsiniz. Daha sonrasında siteye git diyorum. Ticaret sitemi kurmuş oldum. Buradan slash admin yaparak yönetim paneline giriş yapabiliyorum. Burası kullanıcı giriş bilgileri kısmı. Kullanıcı adım admin, şifrem pwd. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.